Doktor Uygar Bakış'ın Gülümseme Merkezi sloganı ile hizmeti sunduğu Uygar Bakış muayenesine konuk oluyoruz şimdi. İzliyoruz. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Adana'daki yolculuğumuz durdurak bilmeksizin devam ediyor. Şimdi de Uygar Bakşi Diş Kliniğine konuk olduk. Yanımda da diş hekimi Uygar Bey bulunuyor. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii 2008 yılında Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Ege'den mezun olduktan sonra Çukurova Diş Hekimliği Fakültesinde çene cerrahisi eğitimime başladım. Yaklaşık 4 senedir uzman diş hekimi olarak Adana'da hizmet veriyorum. Peki burası kaç yıldır faaliyette? Burası birkaç aydır açtığım bir klinik. Yeni. Ve yeni olduğundan dolayı da teknolojisiyle ve verdiğim hizmetlerle üst düzey bir klinik olmasını istedim. Hocam burada hastalarınıza ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Burada çene cerrahisi olduğum için cerrahi hizmeti ilk planda. İşte cerrahi için sayacak olduklarımız implantlar, gömülü dişler, çene kistleri, eklem hastalıklarının tedavisi gibi sıralanabilir. Bunun yanında tabii diğer genel diş hekimliği hizmetlerini de vermem gerekiyor. Bunun içinde estetik restorasyonlar var. Diş eti tedavisi ve cerrahisi benim verdiğim hizmetlerden bazıları. Şimdi hemen estetik açıdan yaptığınız işlemlere değinelim, ardından diğer işlemleri konuşacağız. Şimdi estetik deyince zaten beyazlatma günümüzde çok popüler olarak uygulanan bir uygulama. Tabii ki bunu uyguluyorum. Bunun dışında laminalar ya da zirkonyum restorasyonlarla ağız estetiği sağlayabiliyoruz. Bununla beraber diş eti estetiği ve dudak pozisyonlandırması da duruma dahil oluyor. Peki Uygar Bey, çene cerrahisi işlemlerinden şimdi biz hasta olarak biraz korkuyoruz. Nasıl yapılıyor? Aslında ağrısız olduğunu söyleyebilirim çok büyük ölçüde. Çünkü uyuşturulduktan sonra insanın ağrı hissetmesi mümkün değil. İstesek de canını yakamayacağımız kadar uyuşturup yapıyoruz. Ben çok konforsuz işlemler olduğunu söylemiyorum, düşünmüyorum. Hastalar da öyle olduğunu söylemiyorlar zaten genelde. Peki porselen tedavisi nasıl yapılıyor burada? Şimdi porselenin çeşitleri var. Ben genel olarak estetik porselenleri tercih ediyorum. Bu tüm seramik olan, metali olmayan restorasyonlar olabiliyor ya da zirkonyum olabiliyor, laminalar. Zaten seramik lamina olduğu gibi porselenden yapılan bir şey. Bu şekilde tedavileri estetik halde sunabiliyoruz. Hocam şimdi diş eti çekimlerini biz toplum olarak yine çok önemsemiyoruz ve genellikle yaptırmıyoruz. Bunun tedavisi nasıl yapılıyor? Aslında diş eti çekilmesini engellemenin en kolay yolu senede iki defa diş hekimine uğrayıp biriken diş taşlarının temizlenmesi, ağız sağlığının yerine getirilmesi zaten diş eti çekilmesini büyük ölçüde azaltır. Var olan çekilmelerin de düzeltilmesi için bazı cerrahi işlemler var. Çok yorucu olmayan işlemler. Hani bunlar zamanda yapıldığı sürece dişlerim sallanmaya başladı sonra düştü denilmesini bayağı azaltmış olabiliriz. Hemen şu konuya da değinelim istiyorum. Şimdi genellikle hamile adayları, anne adayları kalsiyum eksikliğinden dolayı diş kaybına neden olabiliyor. Burada siz nasıl tedaviler uyguluyorsunuz bununla ilgili? Şimdi kalsiyum tabii ki hamilelikteki beslenmeyle ilgili ama diş hormonal değişikliklerin diş etini olumsuz etkilemesiyle kaybediliyor. Çürük de daha kolay oluştuğu için hamilelik öncesinde bir diş tedavisi, ağız bakımı yapılması önemli. Hamilelik süresince de gözetim altında tutmamız lazım hastayı. Hamileliğinde bir iki defa diş hekimine uğraması bir insanın avantaj olur. Çok zor şeyler değil. Hamilelik sonrasında da düzeltecek bir şeyler varsa eğer ağızda onları da yapabiliyoruz. Yani bu süreci sorunsuz atlatabilir hastalarımız. Peki hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi ülkemizde diş sağlığı hizmetlerini veren uzman hekimler var. Uzman diş hekimlerinin her şehirde var olduğunu biliyorum. Onların da verebileceği üst düzey hizmetlerden yararlanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda halkımızı bilgilendirmek isterim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Adana'da bulunan Uygar Bakşi Diş Kliniğine konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?